Merhaba sırrım, ben Serdar ve Sanat Rastlarına hoş geldiniz. Bu videoda Mount Child seslerini araştıracağız. Sesim birazcık az gelebilir. Yine de hiç fark etmez. Konuşuyorum ya, özlemişim böyle konuşmayı. Ha, şimdi neden buraya geldik? Buranın nerede olduğunu söyleyeyim. Zaten biliyorsunuz Mount Child şu haritanın batı tarafında. San Ferro'nun hemen birazcık güneyinde, hem bu Bigfoot araştırdığımız yerin batısında, zaten Yeti'nin olduğu yerlerde, Yeti'yi aramaya çalıştığımız yerlerde diyeyim, daha doğrusu Arktan'ın böyle güney batısında. Şu anda bulunduğumuz yerde Mount Child'ın da batısında, hemen şu yolun sağ tarafındaki şurada bir beyaz bir nokta var, Cabin. Buraya daha önce biz Badlands görevinde gelmiştik. Bir tane adamı öldürmek için gelmiştik. Öldürmek için değil de adamı takip ediyorduk. En sona gidip öldürdük ve cesedinin fotoğrafını çektik. Şimdi buradaki olay ne? Burada bazı oyuncular bir garip sesler duyduklarını iddia ediyorlar. Nasıl sesler? Bağırış sesleri, çığlık sesleri. Bazen de böyle bir elektrikli testerinin işte ondan çıkan makine sesini duyduklarını iddia ediyorlar. Ayrıca buralarda şeyler de var. Tam olarak yerini bilmiyorum ama daha doğrusu hatırlamıyorum. Gördüğüm şey var. Oyun hatası da var. Oyun hatası şöyle bir hata. Onu da açıklayayım ben size. Hemen geceyi beklerken açıklayayım ben de size onu. Bu tarafta mı acaba? Bu tarafta değildir ya. Buralarda olamaz. Olsa görürdük. İnsanlar doğuyor. Böyle spawn oluyor. San Andreas'taki birçok diğer bug gibi. Ve hatırlarsanız intihar eden fotoğrafçı vardı bir tane. Tıpkı onun gibi aşağıya doğru atlıyorlar, yürüyorlar, oradan şey yapıyorlar, düşüyorlar. İşte bir de öyle bir olay var. Ayrıca burada hayalet arabaların da olduğunu söyleniyor ve buna ek olarak tüm bunların ilginçliğine dayanarak şöyle bir şey de var. Rockstar'ın bize küçük bir şakası diyebileceğimiz bir şey. Şuradaki figür hayalet şeklinde veya ne bileyim şurada öne doğru uzanan bir garip bir insan şeklinde. Ben size onu şöyle açıklayayım. Bu Rockstar'ın bir şakası tabi, yani %100 benzemiyor yani, o kadar. Şuradaki ayak gibi de, yani şuradaki Bigfoot'un ayağı gibi de, buradaki ayak şekli gibi de benzemiyor. Hani benzetildiği şey, ama genelde böyle bir şey var ve bölgedeki genellikle hayalet efsaneleriyle de uyuşuyor, öyle diyeyim. O diğerlerine de uyuyor yani. O bir baktı yani, orada bir şey yok ama gidip araştırmam lazım genelde. Orada ne var? Ot. Kedi. Gidip bakalım o yanında. Şuralardan falan ben bir geçeyim. Şimdi buralardan dediğim gibi şey olduğu söyleniyor. Garipten seslerin duyulduğu söyleniyor. Çığlık sesleri dedik. Bu sesler genellikle şey diye düşünüyor. Hani sözde intihar eden insanların yapıldığı, bu sözleri söylediği söyleniyor. İnsanlar bu söz şeyi yapmıyorlar arkadaşlar. İnsanlar bağırmıyorlar. İnsanlar düştükleri, bir de Carl düştüğü zaman bağırıyor. Diğerleri o kadar fazla bağırmıyor. Hem o insanlar intihar da etmiyor. Oyun hatası o. Onu ilk önce buradan bir açıkla kavuşturalım. Onu ilk baştan söyleyelim. Evet, gene hayal uçaklar etrafta geziyor. Her sır videosunda olduğu gibi bu videoda da başımıza bela olacaklar. 21.30 gece oldu. Ben şöyle şeylerin yanında kalayım. O kulübenin yanında kalayım. Şimdi bu kulübenin de bir olay var. İnsanlar bu kulübede çeşitli seri katilleri gördüklerini iddia ediyorlar. Pixie'yi gördüğünü iddia eden var. Leatherface'i gördüğünü iddia eden var. Benim düşüncem Leatherface'i burada gördüğünü iddia eden insanlar belki şeydir, bilmiyorum. Görmüş olabilirler ama bunu daha çok şeye bağlı. Bir tane YouTube filmi vardı burada geçen. İnsanların YouTube'da yaptığı. Burasıydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Burada çekilmişti. Bir fan filmi. San Andreas hakkında herhalde oradan öyle olduğunu düşündüler. Pixie falan gördüğünü iddia edenler var. İşte Jason Voorhees'i gördüğünü iddia edenler var. X-Files modunda Jason Voorhees buradan ortaya çıkıyor. Elindeki testereyle. Şimdi buranın olayı da şey. Burada bazı oyuncular şey gördüklerini söylüyorlar. Burada asılmış bir adam figürü gördüklerini söylüyorlar. Tabi bunun içine girerek
Öyle bir şey görmemiz pek şey olmaz. Tam da havasındayız yani şu anda, onu da söyleyeyim. Tam böyle 12'den atış yapmışız. Hava böyle tam böyle sisli. Gece oluyor yavaş yavaş. Ben hafiften tırsıyorum. Tırsıp elime şeyi aldım. M4'ü aldım. Gelen gelsin öldürürüm. Öldürürüm. M4'ü boş ver. Combat shotgun var elimde. Combat shotgun'ı biliyor musun sen? Hop. Hop. Sınırsız mermilerimde. Gene de reload yapacağım ama. Neyse, işte burada kendini asmış bir insan gördüklerini iddia ediyorlar ki çok garip ve tırs insanı böyle bir korkutan bir şey olurdu o da. Ve yavaş yavaş gece 12'ye doğru gelirken sakın sakın, şu anda bayağı korkuyorum. Şu anda gerçekten tırsıyorum. Ulan bu kadar tırsmadan daha bir sır ararken ya. Burası bayağı şey yapıyor, insanı korkutuyor yemin ediyorum. Şuna bak, halsizli. O kadar sırrın içindeyiz yani, sır derken şuradan Teren bir elle testere olan bir manyak çıkabilir veya bıçak olan bir manyak çıkabilir veya bir hayalet çıkabilir. Aman of be, tamam yak Allah. Paranoyan başladı yine. İçeride bir insan gördüğümü zannettim, şey tahtanın şeymiş. Az önce fat eksilirdi ya, hani yağımız, yağ yakıyoruz ya şu anda. Yani kilo veriyoruz. Ya vücudumuzun yağ oranı azalıyor. Onu onun için ses verdiğinde oyun inanılmaz bir tırstım. Öyle böyle değil. Hop. Ruhlar, ulu ruh. Seni çağırıyorum. Elimde pompalı tüfek var. Combat shotgun var elimde. Kullanmaktan çekinmem. Daha yani kullanıyorum. Ben tam kullanmaktan çekinebilirim. Zarar görüyorsan kullanmam, merak etme. Diyerek ortamı ısıtmaya çalışıyorum ama ulan bu sis daha da beter. Diğer sis en azından birazcık bildiğin sis gibiydi. Bu sis acayip bir sis. Neyse, 12'yi geçti, saat yaklaşık 1'e yaklaşıyor. Saat yavaş yavaş 1'e yaklaşıyor. Yaklaşık 1'e yaklaşıyor. Çok saçma oldu. Buradan falan zıplayamıyoruz. Daha içeride kendini asan bir adam göremedik. Siz bir şey görmüşseniz haber verin. Orada bir şey gördüm sanki. Sanki böyle birisi kafasını uzattı orada. Yerde garip garip şekiller görmeye başladım yani. Orada da birisini gördüm sanki. Yani her yerde ben bir şey görüyorum ya. Fazla bu işin içine girerseniz böyle oluyor. Yavaş yavaş paranoya başlıyor. Manyamaya başlıyorsunuz. Kafadan şeyler görmeye başlıyorsunuz. Duymaya başlıyorsunuz. Ben daha bir ses de duyamadım ama. Ha belki şuradan da geliyor olabilir. Şurada alıcı var gördüğünüz gibi. Bilmiyorum, eğer bir şekilde oradan sesler geliyorsa ara sıra radyo sesi de olabilir. Belki bir oyun varsa radyoda sesli oyun. Ve başka bir şey varsa onlar da olabilir. Oyun sesini kıstım hani, siz bir şey olursa siz duyamazsınız ama zaten bir şey olursa ben muhtemelen oynamamda pauslarım. Şey yap, oyunun sesini sonuna kadar açarım. Ondan sonra şey yap, devam ederiz. Yani oyunun sesini ben gayet net duyuyorum. Onu da söyleyeyim. En küçük ayrıntısına kadar duyuyorum. Kulaklık ve bir laptopun şeyi, ses sistem artık neyse, iki de bu kulaklığın şeyi sağ olsun, güzelliği sağ olsun, gayet net duyuyorum ben şeyi, oyun sesini. Bu arada harici bir ses kartı almaya karar verdim. Arkadaş Can bana şey yaptı. Öyle söyledi. Daha iyi oluyormuş onlar normal ses kartından. Eğer o ses kartını alabilirsem şey yapabilirim, kasaya geçmeme gerek kalmaz, sadece iyi bir internet bulurum ve yani oyunları oynarız. Ha, performans sorunu ben bir şekilde hallederim ya, onda şey yap, şeye gerek yok. Da nerede bunlar? Ha, GTA 5 şeye çıkıyor, ayrı mesele, onu da konuştuk zaten daha önce. Evet, gene sis bastırmaya başladı. Ben ateş etmeye başladıktan sonra ama sis birazcık yukarıda, daha aşağıda değil. Ben figür falan görmedim. Ara sıra sanki ağaçlar arasında böyle bir şey görüyormuş gibi oluyorum ama. Lan uçak sesiymiş be. Ben de bir şey hırlıyor zannettim. Uçak sesiymiş. Vallahi uçaklardan
Tiksinmeye başladım ha. Alacağım elime RPG'yi, uçak falan bırakmayacağım memlekette. Yok mu? Bir şey yok mu? Ben boşu boşuna bekliyorum burada. Muhtemelen, büyük bir ihtimalle. Şu ağaçların arasına dikkatli bakarsanız, şu yaprakların arasına maymun şekilleri görebilirsiniz. Bu da genel oyunun hani tekstürleri içine konulmuş bir şey. Şey değil yani. Oralardan daldan dal atlayan bir maymun yok. Dalların şekli yani dallar o şekilde. Yani öyle düşünmemizi istemişler. Ama tabii bilmiyoruz gerçekten maymunlar koca ayaklar falan var mı yeti. Daha kesin kanıt bulamadık. Hani öyle %100 var diyebileceğimiz bir şey yok. GTA 5'te bayağı bir şey var ya. Sürekli ondan bahsediyorum ben. Hiç yapmıyorum. Ne yapacağım ha? Belli olmaz. Belki yakında GTA 4 çekerim. Outlast çekemem. Outlast çekemem aşkım arkadaşlar, çünkü Outlast'ta bol bol bağırıyorum. GTA 4'te bağırmama gerek yok ama GTA 4'te ilerlememiz gerekiyor. Çok planımın çok 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 gerisinde kaldım. Hem de çok gerisinde kaldım GTA 4'te. GTA 4'ü bitireceğim. Ondan sonra GTA 4 sürelerine başlayacağım. Gördüğünüz gibi kırmızı nokta gidiyor. UFO mudur, şey midir bilinmez. Çok hızlı gidiyor. Yine bu kadar uzaktan o kadar hızlı gitmesi anormal. Bana göre, bana göre, benim düşünceme göre. Uçaklar o kadar hızlı gitmez ya. Yani ben biliyorum, gökyüzünde uçakları görürüz, o kadar hızlı gitmiyorlar. Ne diyecektim? Ha, şeyden bahsediyordum. GTA 4'ü çekebilirim yine böyle sessiz, yani sesli de. Böyle sakin sesli bir nokta, hani bağırmadan, etmeden, bir şey yapmadan. Ha, bunu da karıştırıyorlar bak, ha makine sesi diyorlardı ya. Bu geçen uçakların sesi, makine sesi değil bu. Testlerin sesini gayet iyi biliyorum. Testlerin sesi böyle diyecektim, testler yok elimde. Olsun, sorun yok. Ve saat yavaş yavaş 6'ya geliyor. 6 olması demek gecenin tamamıyla bitmesi demek. Biz de demek ki bir şey bulamadık. Ne bir asılan adam gördük içeride. Çevrede bazı figürler gördüğümü zannettim ben. Paranoyama yediriyorum onları. Paranoya diyorum ve onları orada bitiriyorum. Tabii yeti bir koca ayak hakkında hala bir şey söylenemez. İddialar onlar hakkında da vardı. Leatherface hakkında bir şey söylenemez. Diğer seri katilleri yakında araştıracağım. Ve izleyeniz için hepinize teşekkürler. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayat yüksek çocukluk kalmanız dileğiyle. Bay bay.